Merhaba arkadaşlar. Bursaspor'la olan FM kariyerimize devam ediyoruz. Uzun zamandır bu kariyerimizi sürdürmüyorduk. O yüzden unutmuşsunuzdur. Hemen geriye bakıyoruz. Neler yapmışız? Gördüğünüz gibi hazırlık karşılaşmalarımız var. 6 tane hazırlık karşılaşmasından 3'ünden beraberlikte ayrılmışız. 3'ünü galip bitirmişiz. Galatasaray ile Süper Kupa maçı yapmışız. Yenilmişiz. Antalyaspor ile Süper Lig maçı yapmışız ve berabere kalmışız. Şimdi Osmanlıspor'la oynayacağız. Osmanlıspor'a tıklayalım. Ligde 15. sırada. Ne yapmış ki 15. sırada? Şöyle az kadronun fikstürü Başakşehir'le oynamış. Başakşehir'e yenilmiş. Başakşehir de ligin 1. sırasında. Evet. Güzel. Şimdi gelen kutumuza bakalım ve ilerleyelim. Biliyorsunuz bundan sonra artık bir ay oynayacağım. Yani 19 Ağustos, Eylül'e kadar oynayacağım. Eylül maçlarına kadar. İlerleyelim. Futbolcu almayacaktık herhalde. Çok da hatırlamıyorum ama. Guarante'yi önermiş bize. Şimdi Guarante orta sahanın ortası. Oyuncuyu gözlemleyelim. Daha sonradan bakarız. Neymiş ne değilmiş diye. Oyuncu almayacağım diye hatırlıyorum ama belki de alacağım. İyi bir transfer olabilir diyor. Orta sahanın ortası 3 tane yıldız. Şimdi şuradan kadromuza gelsek. Evet, orta sahanın ortası neydi? Şunlar. Ya bunlar zaten 3 tane yıldızları var ya. Baksana şunlara bak ya. Bunlar varken. Oo. Geç. Taraftarların ilgisi yüksek. Bu ne? Kime? Lourinho'ya kancayı takmışız. Gerçekten mi? Hiç farkında değilim. Hiç farkında değilim. Kanca takmışız birilerine. Devam edelim ve maç günü geldi. Çattı. 21 yaş altı geç. Şöyle bakalım. West Brom mağlup. Kırmızı kart falan filan yok. Hosogay sakat. Evet, çok ilginç bir taktik yapmışız gerçekten. Şimdi Hor Cuera burada. Şöyle ben kadroya tekrar bakmak istiyorum. Mert Günok benim asıl kalecimdi zannediyorum. Evet. Başka burada kaleci var mı? Yok. Erdem Özgenç. Erdem nerede? Defansın sağında. Şöyle Erdem'e bakıyoruz. Defansın sağında başka kim var? Şamil, sen defans değilsin zaten. Defansın sağında başka adam yok zaten. Erdem'in zaten rakibi yokmuş. Şöyle Serdar Aziz. Niye böyle düştüsün Serdar'cığım? Şuradan bakalım yedeklerde neler var. Sivok da iyi aslında ya. Sivok'u oynatabiliriz defansta. Serdar'ın yerine Sivok'u oynatabiliriz. Hor Cuera AMC'de oynuyor. AMC'de oynayan Batalla'nın tırnağı olamaz. Hosegay de iyi. Neyse Traore diyelim. Şöyle Traore yerine kimler geliyormuş? Cem Karacan, Hosegay, Şamil. Cem sen nasılsın? Sağda oynayan birisi lazım bana. Sağda. Bunlar sağda oynuyor ama direkt sağda oynayan birisi lazım. Miroslav Stoh. Evet, Stoh'u niye oynatmıyorum ben? Traore yerine Stoh'u alalım. Stoh'u da şöyle oynatalım. Kanat oyuncusu ve destek olsun. Şöyle bir taktik yapalım. Bakalım ne olacak? İki futbolcumuz Fatih. Fatih'e de hiç bakmadık. İki futbolcumuz ve bunun yokluğu kazanma şansını nasıl etkileyecek? Kendi takımıma odaklandım diyelim. Serdar Deliktaş, Torje, Delarge, Ndiaye ne demiş? Ndiaye zayıf ayak demiş. Ndiaye zayıf ayak yapalım. Takım konuşması kesin bir dille. Taraftarları mutlu yollayalım. Hadi beyler, bizler inandık, siz de inanın. Endaye, o adam şekil. Bayağı iyi sürdü. Hakan Arıkan, eski Beşiktaşlı kaleci, Osmanlıspor'un kalesini koruyor şu anda. Evet, maç çok zevksiz herhalde hiç.
Matak yok. 10 dakika. Osmanlı daha güçlü gibi. Rahim Laval defans. Serdar'ı kaçırıyormuş. Helal. Helal helal. Serdar'ı kaçırmayın lan. Şöyle taktiklere gelelim. Rakibe gelelim. Serdar'ı kaçırmayın. Şöyle yapalım. Ne oldu? Ver kırmızıyı Ndiaye'ye. Şunu kontra atak yapalım. Evet helal. Bataya. Stoh ver sana be. Sana ver ya. Yine buna geldi işte Erdem'e. Erdem ne güzel orta çakardı oradan ya. Oğlum bak şu adama dikine orta açmayın. Adama asletmeyin. Satır. Lan elime kağıt yapıştı. Nasıl kaçırdın onu ya? Var ya çok iyi ataktı be. Harcadık pozisyonu var ya. Direk. Aman Allah'ım. Valla bence bu maçın hakkı beraberlik. Osmanlıspor hiç kasmasın. Beraberliği bize versin. Deni Inonku çok sayıda hata yapmış. Değiştirelim. Hataya tahammülümüz yok. Nasıl olsa yediği var. Sivok. Standart stoper. Ama standart dışı oynayacak. Dikkatli bir şekilde. Sana inancım tam. Sahaya çık. Farkını yarat. Dedik. Ama düşünceli gözüktü. Neyse. İlk yarı bu şekilde bitecek. İkinci yarı ne diyelim? Yani ne diyelim? Cesaretlendirelim. Kesin bir dille hala bu maçı galip bitirebiliriz. Gergin görünen biri var. Bekir Yılmaz. Erdem, yakıştı mı sana? İyi pas veremiyoruz ya. İyi pas verebilmemiz lazım. Hadi Behiç, al o topu. Senin atacağını ortaya ben şimdi var ya. Duçak yine iyi oynamıyor. Ha, bu Duçak benim Fenerbahçe kariyerimde harikalar yaratıyor. Burada oynayamıyor. İlginç ya. Ona pas aktarabilecek oyuncu mu yok? Anlamadım ki. Satır da iyi değil. Necit'i mi alsak ya? Thomas Necit. Evet bakalım. 6-5 ile oynuyor. Alalım ya Necit'i. Bir dakika. Deniz Yılmaz nasıl bir oyuncu? Ya Deniz de şimdi. Şimdi Deniz'im. Thomas Necit'e bakalım. Necit daha iyi ya. Şöyle. Santrfor. Ne desteği lan? Hücum. Stoh yine idare eder. Bak kendi asıl bölgesinde oynamamasına rağmen. Stoh idare eder. İkinci yarı toparladık arkadaşlar. Şimdi biraz kontrollüye geçelim. Daha atak oynayalım. İkinci yarı çünkü biz daha iyiyiz. Adamları iyice zorlayalım. Bunlar değişiklik yaptı mı? Yapmadı. Yo yapmış. Yapmamış. Hadi hadi beyler. Ve hiç. Ya çok kötü pas atıyorsunuz ya. Bizde paslarda sıkıntı var ya. Allah belanı vermesin senin ya. Şu dakikada olacak şey mi ya? 78. dakika ya. Özetik. Allah'ım ya Rabbim ya. Torje. Bir de bizim elemana çarpmış ya. Şans. Bir de Mert onu tutabilirdi sanki ya. Şu kontrollü hücum yapalım. Takım agresif bir şekilde ileri çıkın dedim. Ya son 5 dakika kalmış. İleri çıksan ne olur ya? 1-0 yenilir mi ya? Bir de son 10 dakikada yiyoruz. Fatih sarı kartı gördü. Kızacağım ya. Maçtan sonra kızacağım. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Osmanlı Spor'a yenildik ya.
performansınızdan hiç memnun değilim dedim. Ve maçtan ayrılalım. Böyle şey olur mu ya? Of, bir de Beşiktaş'la oynayacağız ya. Şok oluruz tabii ya. Sivok ilk maçına çıkmış. Sivok nasıl ilk maçına çıkıyor ya? Şöyle ilerleyelim. Kombine satışları falan filan, bunları geç. Evet arkadaşlar, bu ayın son maçı Beşiktaş'ta oynayacağımız deplasmandaki lig maçı. Beşiktaş ve Bursa'nın biliyorsunuz ezeli rekabeti var, birbirlerini sevmeyen takımlar. Beşiktaş gözlemci raporu ne demiş ki acaba? Savunma yerleşim demiş. Hoza'ya dikkat çekmişler. Hoza'ya önlem yapacağız. Transfer dönemi de bitiyormuş. Almıyorum lan futbolcu. Teknik heyetten öneriler var. Onu da geçtik. Bakaydık iyiydi de. Utku hakkındaki rapor, Sakaryaspor'un hazırlıkları. Olcay, o kilit, Bursa, Ömer Erdoğan maç öncesi. Oynadığınız son maçta Bursaspor Osmanlı'ya karşı iyi futbol sergileyemedi. Bu maçta son zamanlarda kötü gidişe dur diyecek misiniz? Bunun hakkında söyleyecek bir şeyim yok. Osmanlıspor maçı geride kaldı dedim. Transfer sezonu kapanmasının çok az süre kaldı. Bu dönemde herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? Hiçbir şekilde alakamız olmayacak. Herkes bu maçta Sivok isminin eskiden top koşturduğu sahaya dönüşü hakkında konuşuyor. Ona sıcak merhaba. Sakin bir şekilde profesyonel ve düşman kalabalıklarının önünde daha önce oynadı diyelim. Beşiktaş'ın en zayıf halkası kim? Yorum yok. Şenol Güneş ile aranız nasıl? Şenol mükemmel bir teknik direktör. Şenol muhteşem yani. Evet. İlerleyelim. Devam diyelim. Ve Sunderland'ı ezmişiz geçmişiz. Tabii biz değiliz. Birileri ezmiş geçmiş. Bu maçta alacağım herhangi bir puan beni çok memnun eder. Çok. Fazlasıyla, ziyadesiyle memnun eder. Şimdi. Yine bu kadroda ısrarcı olmam lazım galiba. Horkoera. Ben kim oynatıyorum? Ya Batalla da çok iyi şimdi. Yani Batalla'yı çıkarıp, Batalla'yı çıkarıp yani. Başka oyuncu koyamam oraya. Kimse kusura bakmasın. De Traore. Stoh nerede Stoh? Stoh'u acaba oynatmasam. Neyse oynatalım ya. Stoh 90 dakikaya çıkaramayabilir diyor. Bir yanda üzgün Beşiktaş, diğer yanda Bursa Spor taraftarları. İki tarafı birbirinden ayıramıyorum. Ne alaka taraftarla yani üzgün Beşiktaş'ın? Maç berabere biter demiş. Oo güzel demiş, bak maç berabere bitsin. Hoza'yı zayıf ayağını kullandırmaya yönlendirir. Ben Hoza'yı her türlü önlem. Bu arada nerede Cenk Tosun oynuyor arkadaşlar? İlginç. Şöyle. Cenk Tosun. Hayda. Takım konuşması. Taraftarlarımız için bir şeyler yapalım bakalım, dikkatli. Hırslı. Kesin bir dil. Taraftarlarımıza iyi bir performans göstereyim. Hırslı dinleyenler var arkadaşlar. Evet, Beşiktaş'ın sahasında Beşiktaş başladı. Bu arada al o topu. Nerede Beşiktaş? Ana. Boyko ne ya? Şey nerede? Oğlum bu sakatlanmış herhalde ya. Gomez gitti mi ya da? Yo, gidemez ki, daha yeni gelmiş olması lazım. Şimdi Süper Lig. Lan Beşiktaş orada vardı. Nerede Beşiktaş? Kadro nerede kadro? Taktik az kadro. Veli Kavlak, Mario Gomez ne kadar sakat. 2-6 gün. Güzel, bizim maçımıza yetişmemiş. Boyko'ya da bakalım. Ukraynalı. Boyko'nun geçmişi Dnipro, evet. Tamam. Devam edelim bakalım ne olacak.
Peki yedek, o çok güzel. Oğuzhan'ı sakatlamışız. Tolga Zengin. 11. dakika. Evet, dediği gibi maç berabere mi bitecek yoksa ya? Bizim Erdem de yine sarı kart görmüş. Balaş Dudak. Bir iş yap Dudak. Ve hiç. Kaptırdı topu. Biz pas veremiyoruz. Fenerbahçe kariyerimizde Volkan topları iyi çıkaramıyor. Çok böyle bariz. Bu takımda da pas veremiyoruz. Ve Necip'e gol attırdık ya. Necip'e gol attırdık ya. Olmaz böyle bir şey ya. Evet, Soza'nın pası. Soza'yı tutamamışız. İki kişi. Pas vermesini engelleyememişiz. Hücum ağırlıklı diyelim. Bastırın artık yani. Zaten yeniliyoruz. Stoh da sarı kart gördü. Zaten oynayamıyor da. Fatih'i çıkarıp Sivok mu alsam ya? Helal Mert. Hadi Bekir. Hadi Sto. Hadi be. Hadi be. Yavrum benim be. Aman Allah'ım. Sezonun bir kere haftanın en güzel golü. Ve şu ana kadar bence sezonun en güzel golü. Bu nedir ya? Yani tabii son vuruş normal ama oradan yapılan direk ki orada orta yapmadı yani kale. Şunları öv ya. Dur bakayım. Neyse. Kesin bir dille. Mücadeleye devam edin beyler. Ya of. Şöyle bir motive olun ya. Bir şeyler yapın. Lan burnum kaşınıyor. Burnum kaşınıyor. Gol olacak. Evet Erdem. Hem sarı kartım var. Hem kötü performans. Lan hapşıracağım. Hapşıracağım. Tamam hapşırmadım. Geçti. Geçti mi? Oğuzhan'ı iyi sakatladık ya. 9. dakikada sakatladık. Kulaklık düşecekti kulağımdan. Ay. Tamam, devam edelim. Sorun yok, yaşıyorum. 60. dakika. Lan herkes sarı kart gördü. Ben niye o kadar sert oynuyorum ya? Bir değişiklik gerekiyor mu acaba? Stoha asist yapmasa onu çıkaracaktım. Necit'i alalım yine. Ya da Stoha'yı çıkaralım. Necit'i alalım. Bu sarı kartı da var. Şöyle buna da pivot santrfor ve destek diyelim. Son 10 dakika bir sıkıntı çıkaracaklarını zannetmiyorum. Şu an beraberlik. Beraberlik bana yeter. Bu maçtan puan almam bana yeter. Çok böyle büyük şeylerde gözüm yok. Evet, maç bu şekilde bitecek. Beşiktaş gibi bir rakibe karşı çok iyi oynayarak maçı berabere bitirmeyi başarıyoruz. Hadi bitir artık hakem. Bitir yani bak 93. Şimdi dikkatli bir şekilde. Aferin çocuklar. Aferin dediğim. Bursaspor şanslı beraberlik almış. Yürü git lan. Kim diyor onu? Neyse ya bununla uğraşamayacağım. İlk yarının sonunda bulduğunuz gol üzerinizde nasıl bir etki bıraktı? Gol için harika bir zamanlamaydı. Evet. Hoza Beşiktaş adına harika performans. Ya sahnenin iyisi değildi. Defol git. Evet arkadaşlar, videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Tabi burada.
Onun kutlamaları var. Ondan sonra da ne yapıyoruz? Ondan sonra transfer döneminde bir sonraki ay bitiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeceğiz. Ama şu an demiyor. Şu an maçlar var. Saygı, respect. O maçlar bir bitsin. Evet. Allah'ım nereden aklıma geldiyse şu an aklıma YouTuber's Life geldi. Oyun nasıl bug'a düştü de ben onu sonlandırdım ya. Ne güzel hayallerimiz vardı onda ya. Evet, Türk futbol muhabiri falan filan. Ne diyorsun? Nis'in gündeminde oldun. Bekir Yılmaz Nis'in gündemindeymiş. Al, satacağım son oyuncu dedim. Ve 31 Ağustos ne diyor? Wolfsburg Serdar için. Serdar Aziz'in değeri ne ki lan? Ya Serdar iyi bir futbolcu. Bak kafa, markaj ve top kapma çok iyi. Bunu veremem. Reddet. Önemli parça. Tüm teklifleri reddet. Yani ben hep takımı... Ne? Oğlum ne oluyor lan? Defolun gidin pis herifler. Traore'yi de veremem. Önemli parçası. Satılık futbolcumuz yok bebek. Ya Serdar ne diyorsun ya? Kesin. Serdar üzüldü. Wolfsburg'a olan transferini engellemesi beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu transferle uluslararası maçlarda kendime herhalde gösterme fırsatım olacaktı. Wolfsburg'dan bir teklif daha gelirse onlarla sözleşme şartlarını görüşmem için izin vermenizi istiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Kulüpte kalmanı sağlayacak şey nedir? İyi oyuncular iyi organizasyonlarda top koşturur. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynama istemiyorum. Bu kulüpte gerçekleştireceğimi düşünmediğimden. İddialı bir şekilde. Takımdan ayrılmanı istemiyorum dedim. Parayla ilgili değilmiş. Ne diyor? Ne diyorsun ya? İhtiyacım var dedim. Aa başlayacağım ha. Bu takımda hedeflerime ulaşabileceğimi düşünmüyorum dedim. Hırslı bir şekilde. Kimseyi bekleyemem. İstemediğimi vermezseniz sıkıntı çıkarırım. Oh kavga ediyoruz. Bana zorla hiçbir şey yaptıramayacaksın. Senin bu kulüple sözleşmen var. Al hırslı. Sözleşmenin bitmesini bekle. Kaybol. Dedim bakayım beni nasıl pişman ediyorsun hadi. Şamil sen kimsin ya? Şamil ben seni oynatıyor muyum? Seni göndeririz ya Şamil. Aa bak bu da güzel bir defans olabilirmiş ha. Uzun vadede Almanya'da oynarım. Ne diyelim? Samimiyetin uygun bir teklif sunarlarsa seni gönderirim dedim. Salladım yani uygun bir teklif falan filan. Her teklif benim için uygunsuz olacak. Lorient Traore'ye teklif yapmış. Ha nerede yaptı? Ben niye görmedim? Önceki tekliften bahsediyor herhalde. Bursaspor'da teklifi reddetti. O 850 bin yazıyordu orada. Tabi satmayacağım için çok da şey yapmadım yani. Eylül ayı içerisindeki önemli Kasımpaşa, Kayseri, bir de Gaziantep bu. Ne bu? Gaziantep'le 3 tane maçımız var. Bir sonraki hafta. Oha kiralıklara bak. Oha bu kim lan? Potential. Ertuğrul. Canım benim. Oğlum bak iyi çalış. Başka kim var potansiyeli yüksek? Advinkula. Advinkula'nın buraya gelmesi lazım ya. Advinkula gelsin yani. Evet. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.